Bir önceki videoda iki bilinmeyene sahip iki denklemden oluşan bir sistemi A matrisinin sistemin sol yanındaki katsayıları içerdiği, sütun vektörü x'in iki bilinmeyenimiz olan s ile t'yi içerdiği ve sütun vektörü b'nin de sistemin sağ yanını temsil ettiği bir matris eşitliği şeklinde ifade edebileceğimizi görmüştük. O halde eşitlik ne oluyordu? A matrisi çarpı sütun vektörü x eşittir sütun vektörü b. Peki bu eşitliğin önemi neydi? Şöyle diyebilirdiniz. Bakın A tersinir bir matrisse, eşitliğin sol ve sağ yanını soldan A'nın tersiyle çarpabiliriz. Soldan dememin sebebi matris çarpımlarında biliyorsunuz çarpım sırasının önemli olması. Eşitliğin her iki yanını soldan çarpıyoruz. Bunu yaptıktan sonra aslında bilinmeyenleri içeren sütun vektörünü bulmuş oluyoruz. Sütun vektörü x'i bulursak, s ile t'yi bulmuş oluruz ve denklem sistemini de çözmüş oluruz. Gelin biz de bunu bulalım. a'nın tersini bulalım ve onu sütun vektörü b ile çarpıp sütun vektörü x'i yani s ile t'yi bulalım. a'nın tersi neye eşittir? 1 bölü a'nın determinantı. a, 2'ye 2 bir matris olduğuna göre a'nın determinantı 2 çarpı 4 eksi eksi 2 çarpı eksi 5. Yani 8 eksi artı 10, bu da 8 eksi 10 demek. Yani eksi 2. O halde burası eksi 2 oldu. Hatta bir daha bir bakalım. 2 çarpı 4, 8. Eksi 2 çarpı eksi 5, yani eksi 10. Evet, bu da bize eksi 2'yi verir. 1 bölü determinant çarpı Buna bazen A'nın eş matrisi de deriz. Bu gördüğünüz 2 2'ye 2 matrisin sol üst köşedeki terimi ile sağ alt köşedeki teriminin yerini değiştiririz. O halde ne olur? Burası 4'tür, burası da 2'dir. Yerlerini değiştirdim. Diğer iki teriminde de eksi işaretlisi yazılır. Burada eksi 2 olduğuna göre artı 2 olacak. Buradaki terim de artı 5 olacak. Eğer bu yazdıklarım size hiçbir şey ifade etmiyorsa matrislerin tersinin alınması konusuna bir göz atın çünkü şu anda aynen onu yapıyorum. O halde a'nın tersi neye eşit olur? Eksi 1 bölü 2 çarpı 4. Eksi 2. Eksi 1 bölü 2 çarpı 5. Eksi 2 buçuk. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2. Eksi 1. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 yine eksi 1. Bu yazdığım a'nın tersi. Şimdi de a'nın tersiyle sütun vektörü 7'ye eksi 6'yı çarpalım. a'nın tersini tekrar yazayım. Eksi 2, eksi 2 buçuk, eksi 1, eksi 1. Çarpı 7, eksi 6. Şimdi de a'nın tersiyle sütun vektörü 7, eksi 6'yı çarpalım. Buraya beyazla yazayım. Matris çarpımı konusunda epey alıştırma yapmış olduk, değil mi? Peki, bu neye eşittir? İlk terim, eksi 2 çarpı 7'ye eşit. Bu da eksi 14. Artı, eksi 2 buçuk çarpı eksi 6. Bu terim artı işaretlidir. 12 artı 3 demektir. Yani 15. 12 artı 3'ten 15 etti. Eksi 2 buçuk çarpı eksi 6 yine artı 15. Ardından eksi 1 çarpı 7 var. Bu da eksi 7 eder. artı eksi 1 çarpı eksi 6, bu da artı 6. O halde a'nın tersi çarpı b işleminin sonucu, yani sütün vektörü x neye eşitmiş? Sütun vektörü 1 eksi 1. Yani x 1 eksi 1'e eşittir. Şöyle de diyebiliriz. Terimleri s ve t olan sütun vektörü 1 eksi 1'e eşittir. Bu ne demektir? s 1'e eşittir, t de eksi 1'e eşittir. Şu anda ne dediğinizi biliyorum. İyi ama bu denklem sistemini yok etme yöntemiyle veya yerine koyma yöntemiyle çözmek çok daha kolay olurdu. Neden böyle yaptık? Size katılıyorum, haklısınız ama işin içine hesaplamalar girdiği zaman bu yöntem çok kullanışlı bir yöntemdir. Sistemin sol yanının hiç değişmediği ama sağ yanı için sayısız farklı değerin kullanıldığı durumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlarda matrisin tersini bir kez bulup, bu tersi sistemin sağ yanı ile çarpmak çok ama çok daha kolay olur. Bilgisayarların grafik işlemcileri olduğunu veya ekran kartları olduğunu biliyorsunuz. Bu işlemciler aynı zamanda matris çarpımı işlemini çok hızlı yapan donanımlardır. Çünkü grafik işlediğinizde veya 3 boyutlu modelleme falan yaptığınızda aslında pek çok matris çarpımı işlemini çok ama çok hızlı bir şekilde gerçek zamanlı olarak yapıyorsunuz. Bu sayede de bilgisayarda oyun oynayan veya başka bir şey yapan kişi ekranda gerçek zamanlı olarak üç boyutlu görüntüler görür. Neyse bunu da belirtmiş olmak istedim. Bu sistemi tesadüfen görmüş olsaydım onu yok etme yöntemiyle çözerdim. Aklıma gelen ilk düşünce bu olurdu. Ama bunu bir matris eşitliği olarak düşünebilmek aslında çok ama çok yararlı bir şey. Yalnızca bilgisayar hesaplamalarında da değil, daha ileri bilimsel çalışmalarda özellikle de, özellikle de fizikte bunun gibi matris ve vektör eşitliklerine sık sık rastlayacaksınız. Genel olarak düşünürsek bunların her birinin neyi temsil ettiğini ve nasıl çözüleceklerini bilmeniz çok önemli.